Sayın Atatürkçü Düşünce Derneği YouTube kanalı izleyenleri yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ali Ercan. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Hocam size dünya ile ilgili, çevremizle ilgili, ekosistemimizle ilgili, enerji problemlerinizle ilgili, küresel ısınımla ilgili, yaşadığımız koronavirüsle, savaşlarla, çevremizle ilgili birçok soru soracağız. Ne güzel. Biliyoruz yansılar hazırladınız bizi bilgilendirmek için. Güzel bir program. Müsaadenizle başlıyoruz hocam. Başlayalım. Evet, teşekkür ederim öncelikle davet için. İklim konusunu ele almanız gerçekten çok isabetli. Çünkü iklim her ne kadar sadece hava koşulları gibi düşünülüyorsa da aslında ortam koşullarının tüm sistematiğidir. Yani ortam derken dünyamızı kastediyoruz. Dünyamızın atmosferini ve okyanusları kastediyoruz. Karalardaki iklimi kastediyoruz. Sonuçta bu sistematiğin çözümleri, matematik çözümleri var. Bu bakımdan iklim bir fizik bilimidir. Ya fizik biliminin bir alt bilimidir. Meteoroloji ve oşinografi. 2021 yılında 3 fizikçiye fizik Nobel ödülü verildi. Bu 3 fizikçi 40-50 yıl öncesinden hatta küresel iklim değişikliğinin koşullarını güvenilir bir şekilde öngörüler halinde teorik modellemeler yaparak açıkladılar. Fakat bunların açıklamaları yani küresel ısının bir gerçek olunca da ancak Nobel ödülüne layık görüldüler. Yani 30 yıllık, 40 yıllık bir mesafeyle Nobel ödülü aldılar. Evet, fizik ödülünü alanların bu önemli çalışmalarını uzun uzun diye anlatacak değilim. Bizim esas bilmemiz gereken konu iklimle kastettiğimiz o parametreler var ya, mesela havayla havanın iklimini söylerken yağış, rüzgar, sıcaklık, buna benzer diğer fiziksel ölçülebilecek basınç vesaire durumlar ve bunların karaya olan etkileri, seller, kuraklıklar vesaire, yine denizlerdeki akıntılar. Bütün bunlar iç içe birbiriyle çok ilintili bir şekilde yürüyen ve kompleks yapılar gösteren durumdur. Bunların tabii bu parametrelerin, bu gidişatın çözümünü gösteren matematik ifadelerin çoğu diferansiyel denklemler denen üssel fonksiyonlarla çözümleri olan matematik ifadelerdir. Bir örnek vermek istiyorum bu üssel fonksiyonlara. Herkesin çok iyi bildiği, çok kimsenin bildiği bir hikaye vardır. Özellikle satranç oynayanlar bilirler. Satranç tahtasında ki meşhur buğday problemi, satrancı ilk keşfeden, daha doğrusu icat eden Hindistan'da bir kişi, bunu Hindistan padişahına takdim ettiğinde padişah kendisine ödül vermek ister, çok beğenir. O da ödül olarak garip bir istekte bulunur. Der ki, padişahım bana fazla bir şey vermeyin, ben sadece buğday istiyorum sizden. Ne kadar buğday istiyorsan vereyim sana der. Hayır efendim diyor, öyle değil. Ben satrancın birinci karesi için bir buğday, ikincisi için iki, üçüncüsü için dört, sekiz, on altı, yani her seferinde ikiye katlanarak 64. kareye gelinceye kadar ne kadar buğday yığıldıysa o kadar buğday istiyorum der. Başlangıçta bu çok hafif bir istek olarak görülür. Öyle ya, 32 buğday tanesi ancak 1 gram geliyor. Başladılar hesaplamaya bu adamın isteğini karşılamak için. Hesapladıkları şey kolay. İşte daha 5. haneye geldiği zaman 1 gramlık bir buğday istemiştir. 10. haneye geldiği zaman, 15. haneye geldiği zaman 1 kilogram olur.
25. haneye geldiği zaman bir ton olur, birdenbire büyümeler başlar. Hiç öngörülmeyen, hani birkaç avuç veya birkaç torba buğday sanılan bir rakam. Şaşırtıcı bir şekilde çok büyük rakamlara doğru gider. Ve tabii o zamanlar bu üstsel fonksiyonları hesaplayabilmek için logaritmik cetveller, logaritmik işlemler kolaylığı yoktu. Logaritma henüz pek keşfedilmemişti. Biliyorsunuz İskoçlu matematikçi Napier ilk defa bu logaritma tablolarını yayınlamıştı. Sonuçta çarnağa çar, tabii çala kalem yapabildikleri kadar toplamalar yaparken işin içinde zor çıkarlar. Ve sonuçta 576 milyar ton buğday gerektiğini, adamın isteğinin bu kadar olduğunu görünce, ki bu korkunç bir rakam, yani dünyanın 800 yıllık üretimine eşdeğer bir şey, böyle bir şaşkınlık görürler. Çünkü yani oradaki padişah büyük şaşkınlık içindedir, vezirler şaşkınlık içindedir. Yöneticiler demek ki göremiyorlar. Daha doğrusu normal olarak insanların çoğu göremez böyle logaritmik gidişatın nasıl büyük sonuçlara varacağını öngörmek çok zor. Buna benzer başka örnek var. Mesela bir kağıdı 42 defa ikiye katlarsanız, 2, 4, 8, 42 defa o kalınlık buradan aya kadar yükselen bir kalınlık oluyor. İnsan nüfusu artışı da öyle. Çünkü insan nüfusu da gerçi her seferinde ikiye katlanmıyor ama her ne bileyim 30 yılda, 40 yılda, 50 yılda ikiye katlanıyor. Son zamanlarda başlangıçta tabii her 300 yılda ikiye katlanıyordu. Yani ikiye katlanarak giden şeyler sonuçta çok yüksek rakamlara gidiyor. Mesela dünya nüfusunda da benzer hikayeler görüyoruz. İşte bakın grafik. Önce başlangıçta hiç umulmayan bir şekilde düz gidiyormuş veyahut da çok az bir meyille yükseliyormuş gibi görünür. Ama öyle bir noktaya gelir ki kritik, artık ondan sonra rakamlar çok fazla büyür. Büyük, büyük rakamların katlanarak gidişi karşınıza bir duvar gibi bir şey çıkarır. Bu grafik, bu gidişat sadece satranç tahtasında değil, dünya nüfusu için de benzer bir grafiktir. Mesela milattan önce 500 yılından başlayalım. İnsanlığın nüfusu o zaman 1 milyarın çok altındaydı. 1 milyar nüfusun 100 bin kadar falan. Ve fakat ona itibaren dünya nüfusunun gidişatını takip edersek 1500'lere kadar pek fazla tahmin edilmeyecek şekilde yüksek olmayacak diye düşünürken 1800 yılında 1 milyar olan nüfus bugün 2020'de 8 milyar oldu, bir 8 katına çıktı 200 yılda. Halbuki eskiden 2000 yılda 8 katına çıkıyordu. Yani 2000 yılında 8 katına çıkan bir şey, 200 yılda bu sefer 8 katına çıktı. Dolayısıyla nüfusun gelişim grafiği de bu satranç tahtasındaki grafiğe birebir benziyor. Evet, burada konuyu ben iklime biraz daha geniş açıdan bakmak isterim. İklim gelişimine. Öncelikle gezegenimizin ikliminden bahsederken, önce gezegenimizin dışındaki kozmik çevrenin gezegen üzerinde meydana getireceği iklimden bahsedelim. Kozmik çevre derken ilk aklımıza gelen kendi yıldızımıza, yani güneşimize olan yakınlık ve ondan aldığımız enerjiyle başlıyor. Güneş sistemi içerisinde biz derken dünyamız, üçüncü sırada Jüpiter ve Venüs çok dışımızda olan ekstrem şeyler. Venüs bize yakın küçük bir gezegen, dünya kadar bir gezegen. Birinci sırada Merkür var. Bizden sonra da Jüpiter'le aramızda Mars gezegeni var. Bizim bulunduğumuz bölgeye yaşanabilir bölge deniyor bir gezegen sistemi içerisinde. Bir yıldız var, yıldızın gezegenleri var, biliyorsunuz işte 8 gezegenimiz var. Aslında Güneş'in etrafında binlerce, on binlerce, milyonlarca dönen büyük kayalıklar vesaire var uzaktaki bu bölgede, ileri bölgelerde. Ama gezegen olarak bilinen 4 büyük gaz gezegeni ve 4 küçük taşlı gezegen, yani dünyamız gibi karaları olan gezegenler.
Habitable zone, bu yaşanabilir bölge demek, yaşama elverişli bölge demek. Suyun sıvı halde bulunduğu, sıcaklığa karşılık gelen bölgedir. Mesela daha yakın olmak güneşe, su bulunsa bile buhar şeklinde olacaktır. Veya daha uzak bölgelerde su olsa bile buzul şeklinde olacaktır. Ama dolayısıyla canlı sistemleri, canlı hücrelerin gelişimine müsait olmayan bir ortam olacaktır. Güneş sisteminde kısaca bu şekilde görelim. Güneş sistemi çok büyük. Yani güneşimiz o güneş sistemi içerisinde merkezde. Dünyamız zaten bir nokta gibi kalıyor. Güneşe olan uzaklığımız 150 milyon kilometre ama bu yarıçap yaklaşık 50, bunun 50 katı uzaklıkta bir büyük kütle halinde, küre halinde. Ama şeyle kıyaslarsak, evrenin büyüklüğüyle kıyaslarsak güneş sistemi çok küçük kalıyor. NASA ne kadar küçük kalıyor diye sorarsan bana, bir virüs dünyamızın yanında ne kadar küçük kalıyorsa güneş sistemimiz de evrenin, o büyük evrenin içerisinde o kadar küçük kalıyor. Evet, güneş sistemini anlattıktan sonra güneşin enerjisinin dünyamıza olan etkisine biraz daha yakından bakalım isterseniz. Yaklaşık 175 petawatt bir enerji alıyoruz güneşimizden bu aradaki mesafeye uygun olarak. Çünkü aldığımız enerji sadece burada soğurulmuyor ama aynı şekilde yüzey sıcaklığımıza orantılı olarak da evrene aksediyor. Eğer güneşten aldığımız enerji, ısı şeklindeki enerji bizim evrene yansıttığımız, dünyamızın evrene yansıttığı, dışarıya yansıttığı enerjiye eşit olursa burada dünyamızın yüzeyinde sıcaklık sabit kalıyor demektir. Aldığı enerjiyle verdiği enerji sabit olursa, biraz farklı olursa, yani aldığından daha azını aksettirirse içeride hapsolan enerji ısınmaya yol açıyor demektir. Tabii buradaki sıcaklık mesela 6 derece olarak hesaplanıyor ama şu anda dünyamızın ortalama yüzey sıcaklığı 15 dereceyi geçmiş durumda. Şurada Venüs ve Mars'la, yani bizden bir önceki gezegen Venüs ve bizden bir sonraki gezegen Mars'a bakacak olursak, onların uzaklıklarına göre yüzey sıcaklığı olarak beklenen sıcaklıklar 55 derece oluyor Venüs'te. Mars'ta da eksi 47 derece oluyor. Gerçi Mars'ın ekvatorunda 0 dereceye falan yakın. Yani Mars çok soğuk bir şey. Su orada buzu varsa, su bulunan su buzul halinde oluyor. Akarsu olarak bulunması çok zor. Venüs de aynı şekilde 55 derece, fakat bugünkü durumda Venüs 462 derece yüzey sıcaklığı olan bir gezegen. Çok zehirli bir ağır atmosferi var ve ayrıca yani alüminyumu bile eritecek bir yüzey sıcaklığı var. Jeologlar, astronomlar, astrofizikçiler Venüs'ün başına gelen bir sera etkisinden bahsediyorlar. Ve bu sera etkisi, yani Venüs peki belki de muhtemel şey de vardı, akarsuları da vardı, belki okyanusları vardı, belki hayat bile oluşmuştu. Ama her iki gezegen hayatı artık desteklemeyecek şekilde çok kötü fiziksel şartlar altındalar. Hocam müsaadenizle ben bir soru sormak istiyorum. Lütfen, lütfen. Hocam bir sera etkisinden bahsettik aslında, evet. Zehirli bir atmosferden bahsettik. Bunun temel sebebi karbondioksit. Dünyamızda da giderek artan bir sera etkisi var. Bizim Venüs'le aynı sonuçları yaşamamız, okyanuslarımızın, denizlerimizin yok olması mümkün mü? Mümkün olduğunu düşünüyor bugünkü jeologlar, astrofizikçiler. Çünkü gezegen gerçekten bir sarmala girmiş, yani dönüşü olmayan bir sarmala, ısınma sarmalına girmiş durumda Venüs. Dünyanın da Venüs'ün başına gelen bu sahnenin dünyada da olacağı, dünyada da meydana geleceği
düşünülüyor kaçınılmaz bir şekilde. Ama ne yazık ki bunun milyonlarca belki bir milyarlarca yıl sonra olması beklenen bir olayın öne çekilmiş olması sadece insan etkisiyle olacak. Bu zaten bütün konuşulan ana tema bu iklim probleminde. Bu problematik gerçekten işte bizleri düşündürüyor derin derin insanlığın geleceği açısından doğru. Çok önemli. Teşekkürler hocam. Evet, bunu geçtikten sonra güneş enerjisinin bir ölçüsünü de vermek isterim. Gezegenimizde bütün işte medeniyet olarak meydana getirdiğimiz, ürettiğimiz işte petrol, gaz, kömür gibi yine dünyamızdan aldığımız yakıtların, ona benzer yakıtlarla ve güneş enerjisini de kullanarak kullandığımız toplam enerji, bir yıllık enerji aslında güneşin bize bir saatte gönderdiği, yolladığı enerjiye eşdeğer. Yani insan enerjisi bu kadar, insanlığın ürettiği enerji bu kadar küçük güneşin enerjisi yanında. Bir başka ifadeyle şunu söyleyebiliriz, güneşin enerjisi varken bu gezegen üzerinde bir enerji krizi olmaz. Enerji krizi diye söylenen şeylerin çoğu petrolün artık bulunamayacağı şekilde. Bunu ileriki konuşmalarımızda anlatırım petrol konusunu. Ama bugünlük şunu bilelim ki güneş enerjisi artık kullanılabilir hale de geldi. 2-3 nedenle zaten güneş enerjisini olarak biz normal olarak ısınıyoruz, güneşten hayatiyet buluyoruz. Ayrıca rüzgarlar, dalgalar vesaire onlar da sonuçta güneş enerjisinin yan etkileri olarak görülüyor. Şunu söyleyebilirim, bütün gezegenimizdeki enerjilerin tümünün hemen hemen kaynaklarının kaynağı güneşin kendisi. Yani enerji kaynaklarının kaynağı. Dünyamız çok küçük, onu bir kere ifade edeyim. Bu küçük dünyada artık yaşam yaklaşık 3 milyar yıl önce başladı bir tek hücreli yaşam şeklinde ve uzun bir süreç geçirdiği bir evrim süreci. Bu uzun evrim süreci içerisinde sonuçta bizler de bu hayat ağacının en tepesindeyiz. Yani 4 milyar yıllık bir evrim ağacı düşünün, dallı budaklı çeşitli yollara ayrılan, dallara ayrılan ve insanlık da o 4 milyar yıllık ağacın, yani ona da 40 metre diyelim, 40 metrelik bir ağacın üzerindeki 4 santimlik bir çıkıntı gibiyiz, bir küçücük parçayız. Ama gelin görün ki bütün o ağacı etkileyecek bir şeyler üretiyoruz. Yani karbondioksit dediğiniz gibi, o karbondioksit atmosferde sera etkisini yapan en önemli faktör. Tabii su buharı, metan gibi gazların, diğer gazların da sera etkileri var. Sera etkisi aynen işte arabanızın camından içeri giren, arabanın içini dışarıdan daha çok ısıtan olay gibi. İçeriden, camdan içeri giren güneş ışınları dışarıya kaçamadıkları, tekrar gerisin geri yansıtıldığı için arabanızın içi dışarıdan daha sıcak oluyor. Aynı olay, sera etkisi dediğimiz olay bu. Atmosfer içerisindeki karbondioksit, metan, su buharı gibi ışınları engelleyici maddenin bulunmasından kaynaklanan bir durum. Gezegenimizin çok küçük olduğunu söylemiştim. Gerçekten çok küçülüyor. Eskiden belki çok çok büyüktü gezegen. Ama insan nüfusu arttıkça ve insanın hızı, ulaşım hızı arttıkça gezegen dolaylı olarak bu şekilde küçülmüş oluyor. Yani bu bir izafi bir şey, göreceli bir küçülme. Çünkü bugün dünyada insanın ayak izinin olmadığı yer kalmadı. Bu mavi gezegen biz derken bütün gezegendeki tüm yaşam sistemini kastediyorum. Bizim hem beşiğimiz hem de mezarımız olacaktır. Yani bunun dışında evrende trilyonlarca gezegen var, yıldızlar var, galaksiler içerisinde. Büyük ihtimalle oralarda da canlılar olabilir, büyük ihtimalle oralarda da yaşam olabilir.
Ama onlara ulaşmak, onları bir yedek dünya olarak kullanma sadece hayal olacak şekilde. Çünkü mevcut fiziksel durum buna el vermiyor. Hem ulaşım çok uzak, hem de mesafeler alışılamayacak derecede zor. Bu beşiğimiz, mezarımız olan mavi gezegenin küçülmesinin yanında bazı imkanların da sınırlı olduğunu söyleyelim. En önemlisi bizim nefes aldığımız atmosfer. Atmosfer, burada bu resimde gördüğünüz şu ince çizgi, incecik bir çizgi, 8 kilometre kalınlığındaki troposferi biz atmosfer olarak görüyoruz. Çünkü ondan sonraki bölümler stratosfer kısmı, iyonosfer kısımları. Yani genelde okulda öğretirken atmosferi 100 kilometre, 120 kilometre kalınlığı olan bir hava tabakası olarak gösterilir ama nefes alınabilecek kadar kalınlığı, yoğunluğu olan tabaka yaklaşık 7-8 kilometre sonra biter. Yani yüksek dağlara çıktığınız zaman bazen zor nefes alırsınız. İşte yolcu uçaklarının uçtuğu mesafedir troposfer. Bu troposferde de bütün iklim olaylarının, yağışın, sıcaklığın, işte sera etkisinin bulunduğu kısımdır. Bunları ileride anlatmaya çalışacağım. Bir kıyaslama yapmam isterseniz, o da şöyle söyleyeyim. Bu atmosferin kalınlığı bir yumurtanın, benzetirsek o ölçekte, bir yumurtanın kabuğunun kalınlığının onda biri kadardır. Yani yumurtanın kabuğu 10 kere daha kalın dünyanın atmosferiyle kıyaslanırsa. Ve bu dünyanın bir sınırı var, bir sınır aşım günü var. 1970'ten beri takip edilen bir sınır aşım günü. Nedir bu sınır aşım günü? Onu kısaca ifade edeyim. Mesela 2021 yılında 27 Temmuz'da sınır aşım günüydü. Yani 27 Temmuz günü dünyanın bir yıllık verebileceği biyokapasite, sadece yediğimiz, içtiğimiz besin maddeleri değil ama kullandığımız her şey, kağıttan tutun, arabanızın enerjisine varıncaya kadar her alanda insanın ayak izi olarak, biyosferdeki ayak izi olarak bıraktığı şeyin sınırı 27 Temmuz'da bitmiş oluyor. Bu ne demek? Biz artık dünyanın varlığını gelecek yıllardan alıyoruz. 27 Temmuz'da neredeyse dünyanın yarısının, dünyanın vereceğinin tümünü yarı yılda almak demek, yaklaşık iki dünyaya ihtiyacı olmak demektir. Bakın, ayak izi olarak bir şematik olarak burada görüyorsunuz, 1960'larda filan yetiyordu dünya. Yani insanların karbon ayak izi veya biyokapasitesi, kullanılan biyokapasiteden alınan kısım dünyanın verdiğinden daha az idi. %73'ü idi. Ama gelin görün ki artık insanlığın ayak izi, karbon ayak izi 2020'de, 20'lerde filan çok çok büyümüş durumda. Öyle ki %160 kullanıyoruz. Evet, bunu şu grafikte daha iyi gösterebilirim belki. Bakınız, şu yeşiller bizim dünyamızın bir yılda verdiğinin ne kadarını kullanıyoruz, ne zaman bitiriyoruz, onların ifadeleri yıllara göre. 1970 yılında dünyanın o bir yılda verdiğini, o yılın, 70 yılının Aralık ayının sonuna kadar kullanmışız. Yani bir yılda verilen bir yılda bitirilmiş. Ama ondan sonra sürekli bir azalma var. Yani dünyanın verdiğini, dünyadan alabildiğimizi, biyokapasitemizin toplamını biz yavaş yavaş daha erken bitirmeye başlıyoruz. Bu çizgi görüyorsunuz azala azala bugün Temmuz ayının 28'ine kadar inmiş durumda. Bu şekilde giderse bu bir taraftan nüfus artışı, öte yandan da nüfusun kullanım hızı diyelim, kullanım ağırlığı diyelim, gittikçe arttıkça 2050 yılına doğru ancak iki dünya gerekeceğini görüyoruz. İki dünya. Evet, bunlar da peki dünyamızın bu gidişatında herkesin payı aynı mı?
Hayır. Herkesin payı aynı değil. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin mesela şu birinci şeyde olduğu gibi, şu daire içerisinde olduğu gibi buradaki ülkeler Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tüketim hızı eğer dünyadaki 8 milyar nüfusun hepsi aynı hızla bir tüketim yapsaydı, tüketseydik, o zaman Mart ayında bitmiş olacaktı dünyanın bir yıllık verimi, bir yıllık kapasite. Yani dünya insanlığa 4 tane bu gezegen gerekirdi. Yani dünyamız gibi 4 dünya yan yana olması gerekirdi. Veya Avrupalıların içerisinde Japonlar falan var Amerika'nın dışında. Onlar da mesela yaklaşık Nisan ayında bitiriyorlar dünyanın bir yıllık kapasitesini. Onlar dediğim bütün dünya eğer oradaki tüketim hızıyla tüketim yapsaydı o zaman dünyamız işte şeyde bitecekti. Nisan ayında her 3 gezegen gerekecekti. Türkiye'nin de içinde bulunduğu 4. grup var. Şurada sarıyla gösterdiğim. Orada da Türkiye'nin de işte şurada görüyorsunuz. Türkiye'de yaklaşık Haziran ayının sonlarına doğru bitiriyor. Yani o da yaklaşık 2 dünya gerekiyor bizim. Biz bile, Türkiye'nin tüketimi bile, daha doğrusu bütün dünya Türkiye gibi olsaydı bile yine de 2 gerekecekti. Ortalama bir yerdeyiz. Yani dünya ortalaması oluyoruz bugünkü durumda. Biraz da çok az gelişmiş diye ifade ettiğimiz ülkeler var. Çoğunluğu Afrika ülkeleri veya Asya'da küçük ülkeler. Onların da tüketimleri çok daha mütevazi. Dolayısıyla onlar neredeyse Kasım veya Aralık ayına kadar götürebiliyorlar dünyanın bir yıllık tüketimini. Ama her durumda hangisine bakarsanız bakın dünya geneliyle çok hızlı bir tüketim var ve sadece tüketim hızı değil aynı zamanda nüfus hızı da buna eklenince maalesef problem gittikçe büyüyor. Bu insani gelişmişlik indeksi diye Human Development Index dedikleri insani gelişmişlik endeksine göre yani ülkelerin işte fert başına geliri ve diğer birçok parametreler ağırlıklı olarak burada rol oynuyor. Bu insani gelişmişlik endeksine göre adam başına ekolojik ayak izine takip edersek şöyle yükselen bir grafik görüyoruz. Ne kadar ilerlemiş görünen ülkeler daha çok tükettiklerini, yani zengin ülkeler grubu daha çok tükettiklerini görüyoruz. Onların karbon ayak izi, ekolojik ayak izleri daha fazla diğer biraz evvel gösterdiğim ülkelere göre. Emperyalizm dünyanın bir enerjisini de sömürüyor diyebiliriz. Bu bir sömürünün de ifadesi, Sömürdükçe daha çok ayak izi yapılıyor, meydana geliyor. Ama sonuçta gezegen artık yanıt veremez duruma gelmiş durumda. Yanıt veremiyor. Daha büyük bir felaket olmadan bu gidişatın durdurulması, bir şekilde durması gerekir. Bakalım insanlık bunu fark edecek ve büyük yanlıştan dönecek mi? Bugün için dünya kapasitesi kişi başına 1,5 hektar, global hektar denen bir birimle ifade ediliyor. Global hektar sadece toprak alanı olarak düşünmeyin. Global hektar bütün biyokapasite birimi oluyor. Bunun içerisine balıkçılığın yapıldığı, sudan alınan besin kaynaklarının alındığı bölgelerde dahil olmak üzere bir biyokapasitenin birimi olarak gösteriliyor. Gelin görün ki dünyada adam başına 1,5 giga hektar bir biyokapasite var. Toplam biyokapasite 12 milyar hektar. İşte 8 milyara bölerseniz adam başı 1,5 giga hektar olması gerekir. Adil bir paylaşım olsa. Ama gelin görün ki şu anda 2,8 yani 1,5 neredeyse 2 katına yakın bir tüketim hızı var dünyada. Burada tabii Türkiye'mizi de bakalım durumu ne? Türkiye'nin de adam başına aynen dünyanın ortalaması gibi 1,5 giga hektarlık bir biyokapasitesi var ülkemizin.
Ama nüfusumuzun çokluğu, yani bu ülkenin taşıyamayacağı kadar bir nüfusun bulunması ve o nüfusun da yine normalin üzerinde, dünya ortalamasının üzerinde bir tüketim yapması. Bunun tabii zenginlikle, fakirlikle alakası yok. Bazen tüketim, israf şeklindeki tüketim de bunun içerisinde yapması sonucunda biz de dünya ortalaması bir ülkeler arasındayız. Şu sarı bölgede. Çok zor insanlığın hali. Ben burada tabii şu gelişmişlik rahatsız edici bir durum. Yani insanlık geliştikçe bu felaket kaçınılmaz mı gibi bir soruyu peşinen yanıtlamak isterim. Bu bir gelişmişlikten ziyade zenginlik veya dünya varlıklarının, dünya nimetlerinin hem adil olmayan bir paylaşım hem de aşırı şekilde israfa yönelik bir tüketim olduğundan kaynaklanan bir kullanım şeyi var, suçu var diyelim. Bu nedenle gelişmişlikten ziyade zenginlik veya kalkınmışlık demek belki daha doğru olur. Bir sonraki yansıda sadece bütün dünya değil de OECD ülkelerini aldım. OECD ülkeleri bizim de içinde bulunduğumuz ekonomik işbirliği ülkeleri. Bu 45 ülkenin maddi olanaklarına göre yaşam kalitesi grafiğine bakarsanız elbette mantıklı olarak maddi olanaklar arttıkça yaşam kalitesi de ülkelerin artıyor. Ama bunların bir gruplaşmalar görüyoruz bu ülkeler arasında. Geliri yüksek olan, fert başına geliri, kişi başına geliri çok yüksek olan ülkeler, işte tepede şu kırmızı bölge içerisinde görülüyor. Almanya, Kanada, başka İngiltere, Norveç vesaire ben var. Hollanda. Bu gibi ülkelerde tabii maddi olanaklar çok yüksek, kişi başı maddi olanaklar. Yani kişi başı gelir yüksek, kişi başı tüketim fazla vesaire. Ama yaşam kaliteleri de yükseliyor. Yaşam kaliteleri de yükseliyor. Daha mütevazi çalışan, işte yaşayan ülkeler var. Ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu üçüncü grup var. Bu üçüncü grupta da yine bizle beraber şurada Türkiye'yi görüyorum. Türkiye'nin yanında Macaristan, Meksika, Polonya falan gibi ülkeler de bunun içerisinde böyle görülüyor. Bu grafiğin bize öğrettiği önemli bir konu var. Burada Amerika Birleşik Devletleri'ne bakarsanız maddi olanak bakımından çok ileri, yani kişi başına geliri, kişi başına tüketimi çok ileri olan bir Amerika'yı görüyoruz. Ama yaşam kalitesi pek yüksek değil. Bu çizginin çok altında. Yaşam kalitesi işte 4 seviyesinde, 10 üzerinden 4 seviyesinde bir yaşam kalitesi var Amerika Birleşik Devletleri toplumunun. Bunun tersine bir şey var, yine ayrıcalıklı bir durum var. Bu da Finlandiya ve Danimarka'yı görüyorum. Finlandiya ve Danimarka'da fert başına gelir Amerika'ya göre kıyasladığında neredeyse yarısı kadar. Ama gelin görün ki oradaki yaşam kalitesi Amerika'daki yaşam kalitesinin 2 katı kadar. Yani bu da çok çelişkili bir durum. Buradan şunu anlamaya çalışıyoruz. Maddi olanakların çok olması, kalkınmışlık illa da gelişmişlik anlamına gelmiyor. Buradan da onu bu vesileyle göstermiş olduk. Ben burada konuşmamı bitireyim isterseniz. Enerji, ekoloji ilişkisi ve enerji kaynaklarından bir sonraki oturumda bak konuşalım, ne dersiniz? Çok teşekkür ederiz hocam. Sayın Atatürkçü Düşünce Derneği YouTube kanalı izleyenleri, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Ali Ercan hocamız bundan sonra her hafta bizi değişen çevremizle ilgili, giderek artan dünya problemleriyle ilgili, iklim sorunlarımızla ilgili, küresel ısınımla ilgili ve dünyayı ilgilendiren birçok konuyla ilgili bilgilendirmeye devam edecek. İzlediğiniz için çok teşekkürler.